Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi. Akar hakkında konuşmamız lazım. Senin ter döktüğün yerde başkası yürüyerek geliyor. Adalet işte orada ölüyor. Geçen haftaki yazımın ardından İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Ahmet Zeki Üçok aradı. FETÖ'ye karşı soruşturmalar yapan eski askeri hakim Üçok, emekli olduktan sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Hulusi Akar'la davalıktı. Gel gelelim bu kez anlattığı konu askeri değildi. Bir diploma usulsüzlük hikayesiydi. Hulusi Akar artık bakandan çok AKP Kayseri milletvekili adayıydı. Üçok ok doğal olarak seçmeninin bunları bilmesi gerektiğini söylüyordu. Diploma incelemesi. Yine Üçok'un anlattığına göre Hulusi Akar 2000-2002 arasında Tuğgeneral General rütbesiyle İtalya Napoli'de Güney Avrupa Müttefik Komutanlığı Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı olarak görev yapmıştı. Bu sırada kızı S. Akarsa, Chicago, Illinois'deki Depol Üniversitesi'nde biyoloji bilimleri okuyordu. Akar, 29 Ağustos 2002'de tüm generalliğe terfi ederek Kara Harp Okulu komutanı sıfatıyla Türkiye'ye döndü. Bir yıl sonra Hulusi Akar, kızı adına yurt dışında görev yapan kamu görevlilerinin çocuklarına sağlanan haktan yararlanmak için Hacettepe Üniversitesi'ne başvurdu. Üç okun anlatımıyla bundan sonra doğal olmayan şeyler olmuştu biyoloji ile tıp fakültesinin denk olmadığı bilinmesine rağmen 16 Temmuz 2003'te S. Akar, Hacettepe Tıp Fakültesine kabul edildi. 2009'da okulu bitirip doktor oldu. TUS'a girdi ve Ankara Doktor Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığını kazandı. Bir vatandaş S. Akar'ın eğitimindeki usulsüz işlemden şikayetçi oldu. O sırada Akar, Genelkurmay ikinci başkanı olmuştu. 3 ok devamını şöyle anlatıyor. Şikayet üzerine şu andaki Hacettepe Üniversitesi Rektörü, o zamanların YÖK Denetleme Kurulu üyesi olan Profesör Doktor Mehmet Cahit Güran müfettiş olarak görevlendirilir. Hacettepe Üniversitesi'ne yazı yazar. Biyoloji bilimleri okuyan birinin nasıl olup da Tıp Fakültesine sınavsız olarak yatay geçiş yaptırıldığını sorar. Tıp Fakültesi Dekanlığı 26 Ocak 2012 tarihli yazısında ABD Depol Üniversitesi Biyoloji Bilimleri Fakültesinin tıp fakültesine eş değer olmadığını söyler. 2003 yılında mevzuata aykırı bir şekilde yatay geçişe uygunluk raporu verildiğini kabul eder. Üç okun elinde inceleme raporları da var. Müfettiş raporu, geçişteki usulsüzlüğün kolayca bilinebileceğini söylüyor. ABD'de tıp fakültesine öğrenci olarak kabul edilebilmek için gerekli şartların hiçbirisinin adı geçen tarafından sağlanmadığının değerlendirmeyi yapan birimce bilindiği veya bilinmesinin gerektiği, buna rağmen eş değer koşulunun sağlanmış olduğuna ilişkin belgenin düzenlendiği ve böylece öğrenciliğe kabul edildi. Zaman aşımı kararı. Peki sonuç? Üç okun elindeki müfettiş incelemesinin sonuç bölümü, Olaylar zaman aşımına uğradığı için hem Hacettepe'dekiler hem Hulusi Akar hem de S. Akar'ın diploması için yapılacak bir şey yok diyor. Üçok, ok, zaman aşımı denilerek kabul edilen usulsüzlüğü masum bulmuyor. Ortada organize bir suç var. Bu kurullarda toplam 21 kişi var. Hepsi yılların akademisyeni. Hepsi profesör ama ne tesadüftür ki hiçbiri bu usulsüzlüğü görmüyor. Bu düpedüz, kasıtlı, bilinçli yapılmış bir sahtekarlıktır. Hukuksuzluktur. Kul hakkı yemektir. Üçok, ok, Hacettepe Tıp Fakültesinin verdiği diplomanın ortaya çıkan usulsüzlük nedeniyle yok sayılabileceğini düşünüyor. Peki Hulusi Akar'ın o dönem bunu bilmemesi mümkün mü? Üçok ok yanıt veriyor. Sayın Akar o dönem YÖK'ten mühendislik, işletme, ekonomi ve benzeri diplomalar veren Karaharbokulu komutanı olarak fakülte dekanı düzeyinde görev yapan bir kişi biyoloji fakültesi ile tıp fakültesinin eş değer olmadığını bal gibi de bilir. Çocuğu üniversitede okuyan her sıradan insanın bilebileceği bir şeyi Hulusi Akar gibi yüksek lisans, doktora eğitimi yapmış, dekan düzeyinde görevli birisinin bilmemesi hayatın olağan akışına aykırı. Yıllardır başta TSK olmak üzere sınavlardaki usulsüzlükleri tartışıyoruz. Öyle ki AKP'nin bu seçimdeki vaatlerinden biri de bu hataların son bulması ancak önümüzdeki dönemin Kayseri milletvekilinin kızının sınavlarda ancak derece yapanların girebildiği Hacettepe'de tıp fakültesine hak etmeden okuduğu, daha da önemlisi bile bile ladeslendiği devlet tarafından kabul ediliyor. Vatandaş oy kullanırken isyan etmesinde ne yapsın? Adalet diyerek bir gelecek arıyoruz. Peki sınavda ter döken 18'lik çocuklara bile inandıramayacaksak kime anlatacağız? abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.